44 günlük 2. Qarabağ savaşında kayb olan 6 Azərbaycan askerinin aranmasına bugün də devam ediliyor. Bu açıklama Azərbaycanın esir, kayıp ve rehinelerle ilgili Devlet Komisyonu Başkanı Ali Nağıyev'den geldi. Geçen hafta Devlet Komisyonu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararnamesiyle onaylanan yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Azərbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı, esir, kayıp ve rehinelerle ilgili Devlet Komisyonu Başkanı Sayın Ali Nağıyev yeni üyelerden oluşturulan komisyonun ilk toplantısında açılış konuşması yaptıktan sonra vatan için can veren şehirlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Devlet Komisyonu'nun son yıllarda yaptığı çalışmalara değinen Başkan Ali Nağıyev 1. Qarabağ Savaşı'nda kaybolan 3890 Azərbaycan vatandaşına ilişkin bilgilerin Ermənistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak verilmediğini, onlardan sadece 100 kişinin ceset kalıntılarının Azərbaycana teslim edildiğini ve onların da kimlik belirleme sürecinin devam ettiğini kaydetti. 44 günü 2. Qarabağ Savaşı'nın bitiminden sonra 12 Azərbaycanlı asker yaralanarak esir alınmış, uluslararası kuruluşların aracılığıyla kısa sürede vatanlarına geri dönmüştür. 6 askerimizin akıbeti belirsizliğini hala koruyor. Her zaman humanizm ilkelerinin rehberliğinde Azərbaycan, tarihi zaferin ardından kurtarılan topraklarda bulunan 1713 Ermeni askerinin kalıntılarını ve farklı zamanlarda gözaltına alınan 159 Ermeni esiri karşı tarafa iade etti. Komisyon Başkanı Ali Nağıyev, Azərbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatları doğrultusunda kayıp vatandaşlarımızın aranmasına yönelik yoğun ve acil önlemlerin sürekli ve hızlı şekilde sürdürüleceğini ve bu yönde mevcut uluslararası işbirliğinin daha da genişleteceğini kaydetti. Aynı zamanda Orta Doğu'da yaşanan silahlı çatışmalar sırasında Irak ve Suriye'de gözaltına alınan kadın ve çocuklar başta olmak üzere aile bireylerinin Azerbaycan'a geri gönderilmeleri ve rehabilite edilmeleri için uygun tedbirlerin alındığı belirtildi ve şimdiye kadar her iki ülkeden 366 Azerbaycanlı aşamalı olarak ülkesine geri gönderildi. Ardından Devlet Komisyonu Sekreteri Çalışma Grubu Başkanı İsmail Ahundov, Başkan Ali Nağıyev'in önderliğinde Devlet Komisyonu'nun son yıllarda esir ve kayıp kişilerle ilgili olarak aldığı önemli önlemleri anlattı ve son 3 yılda komisyonun faaliyetlerinin niteliksel olarak yeni bir aşamaya girdiğini, bu alanda saygın uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliğinin kurulduğunu söyledi. Ayrıca ceset kalıntı arayışında yeni teknolojilerin başarılı bir şekilde uygulanmasından da bahsetti. Ermenistan'ın teslim ettiği cesetlerin kurtarılan topraklarda bulunan ve ülkedeki bilinmeyen şehit mezarlarına gömülen cesetlerin üzerinde bugüne kadar toplam 282 adli moleküler genetik inceleme emri verildiği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Emil Seferov'dan Irak ve Suriye'de gözaltına alınan Azerbaycan vatandaşlarının ülkelerine geri gönderilmesine ilişkin bir rapor hazırlayarak bu alanda yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ardından Azerbaycan'daki Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Arjen Bauer, Devlet Komisyonu üyeleri, Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Akademik İsa Habibbəyli, Askeri Başsavcı Xanlar Vəliyev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Xələf Xədafov, Aile, Kadın ve Çocuklarla ilgili Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Sədaqət Qəhrəmanova, Azerbaycan Cumhuriyeti Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Destekleme Ajansı Denetleme Kurulu Başkanı Azar Guliyev ve diğerleri konuşma yaparak gündemde olan konular hakkında görüş alışverişinde bulundular. 1. Qarabağ Savaşı sırasında Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin hem Ermenistan'da hem de işgal altındaki topraklarda gözaltına alınan 54 Azerbaycan vatandaşını ziyaret ettiği ve bunlardan 17'sinin cenazesinin daha sonra Azerbaycan'a teslim edildiği kaydedildi. 33 kişinin öldüğü bildirilse de cenazeleri hala iade edilmedi ve 4 kişinin akıbeti hakkında hiçbir bilgi henüz verilmedi. Toplantının sonunda Devlet Komisyonu Başkanı General Ali Nağıyev önümüzdeki önemli görevler hakkında ayrıntılı bilgi vererek Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in uluslararası arenada rehin ve kayıp vatandaşlarımızın akıbetini aydınlatmak için yaptığı yoğun çalışmalara vurgu yaptı. Devlet Komisyonu'na verilen görevleri yerine getirmek için tüm güç ve araçların seferber olmaya devam edeceğini kaydetti.